Hepinize merhabalar. Öncelikle iyi bir hafta sonu ve güzel günler diliyorum. Ben bugün Tokat'tayım, uzaktan katılıyorum. Burada müthiş bir şehirdeyim. Daha evvel gelmemiş olduğuma da çok pişmanım. Hocam size de tavsiye ederim bu arada bu vesileyle. İnanılmaz yeşil, son derece güzel bir şehir. İlk defa geldim. Bu gelememekten önce benim eksikliğiydi. Ve bugün ne konuşalım diye sizle daha öncesinde konuşurken aslında ayın 30'u itibariyle yani 30 Haziran itibariyle fonlara uygulanan stopaj imkanının kalkacağını gündeme getirelim diye düşündük. Çünkü çok ciddi burada bir aslında avantaj var bireysel anlamda fon yatırımcılarına. Bir de tabii kurumsal anlamda yatırımcılara da farklı uygulamalar var. Tabii bizim bu söylediklerimiz eğer uzatma olmazsa belki son anda bir uzatma gelip bu stopaj avantajı bir 6 ay daha uzatılabilir. Ama uzatılmadığı varsayılsa bile bugünkü konuyu stopaja ayırmak istedik. O nedenle ve hep de soruluyor bize vergi avantajları neler? İşte bu hususta hangi unsurlar ön plana çıkıyor? Fonların bize sağlayabileceği avantajlar nelerdir diye bugün bu konuyu işleyelim istedik. Öncelikle ben bizi izleyenlere hoş geldiniz ve size hocam hoş geldiniz diyerek konuyu hemen size bırakıyorum. Merhaba hocam, hoş bulduk. Ben de Tokatlı izleyicilerimize buradan selam gönderiyorum. Ben de Tokat Turhal'da yaşadım, babamın görevi icabı. Turhal Şeker Fabrikası'nda babam mühendisti. O yüzden çok severim oraları. Dediğiniz gibi çok yeşillik. Yaz mevsiminde de orada olmak güzeldir hocam. Şimdi bu vergi istisnasından bahsedelim fonlarda. Ama önce bir yatırım fonlarında vergilendirme nasıl oluyor? Çok kısaca onu anlatayım hocam. Yatırım fonlarının genel olarak tamamında %10 stopaj var. Stopaj dediğimiz şey kaynağında kesilen vergi. Bu ne demektir? Siz buradan elde ettiğiniz kazancı beyan etmiyorsunuz. Sizin yerinize banka veya aracı kurum elde ettiğiniz kazancı hesabınızdan kesiyor ve sizin adınıza verginizi yatırıyor bu anlamda. Diyelim ki 100 liralık bir fon aldınız. İşte 5 ay sonra, 6 ay sonra 150 liraya sattınız. Arada 50 liralık bir kazanç elde ettiniz. Bu 50 liranın %10'u olan 5 lira sizin hesabınızdan kesiliyor. Hesabınıza 150 lira değil, 145 lira yatırılıyor. Böylelikle siz de verginizi ödemiş oluyorsunuz. Genel olarak vergilendirme yatırım fonlarında bu şekilde. Fakat bir istisna var. Bu istisnada hisse senedi fonları, Borsa İstanbul'daki hisselere yatırım yapan yerli hisse senedi fonları dediğimiz fonlarda, bu fonlarda uzunca bir zamandır stopaj oranı sıfır. Aynı hisse senetlerinde olduğu gibi yatırımcılar bu fonlardan elde ettikleri kazanç üzerinden herhangi bir vergi ödemiyorlar. Bunun sonrasında pandemiyle beraber mevduata getirilen vergi muafiyeti bir süre sonra yatırım fonlarına da uygulandı. Ekim 2020'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da mevduattaki bu avantaj işte belirli dönemler itibariyle uzatıldı, uzatıldı. Bunu yatırım fonları da takip etti. Aynı uzattım onlara da geldi. En son şimdi 30 Haziran 2022 tarihine kadar bu stopaj avantajından yararlanma imkanımız var. Bu da ne demek? 30 Haziran'a kadar kapsam dahilindeki fonlardan herhangi birini alırsanız, bu fonu ne zaman satarsanız satın, ister 3 yıl sonra, ister 5 yıl sonra, isterseniz 10 gün sonra elde ettiğiniz kazanç üzerine hiç vergi ödemiyorsunuz. Yani bu aslında çok da güzel bir imkan. Burada yalnız bir şey var, kısıtlama var. Her fona bunu uygulamıyorlar. Liralaşma politikamız gereği Türk lirası bazındaki fonlara bu vergi avantajı uygulanıyor hocam. Kalan sürede bir hafta diyelim. Bir hafta sonra da bu avantaj uzatılmazsa eğer bitecek. Hocam ben hangi fonlar olduğunu izleyicilerimize göstereyim. Bu çok merak ediliyor çünkü. Evet hocam, gerçekten ben de çok merak ettim. Bakalım hangi fonlar varmış. Hemen gösteriyorum. Ben burada İyi Gelir'in fon platformu üzerinden göstereceğim. Burası bizim ana sayfamız. Şu anda bu özelliğimiz gerçek hayatta olmadığı için, live'a geçmediği için buradan gösteriyorum. Ana sayfada fon stratejileri diye yeni bir buton yarattık. Bu fon stratejileri aslında sizinle geçen hafta da konuştuğumuz, hatırlayacaksınız belki, enflasyonu yenenler diye bir video yapmıştık. İşte artık izleyicilerimiz her gün bu enflasyonu yenenleri buradan takip edebilecekler, her gün görebilecekler bu fonları. Şimdi bir stopaj avantajlı fonlara bakalım.
Bu butonu tıkladığınız zaman açılan sayfada çok sayıda fon geliyor. Biz burada Tümü diye seçtik. Tümü diye seçtiğimiz zaman fonun kodunu, adını, işte son fiyatını, günlük getirisini, risklerini görebiliyorsunuz. Buradan takip edebiliyorsunuz. Hangi fonlara, hangi fon kategorilerinde, türlerinde avantaj var dersek, TL bazlı borçlanma araçları fonları. Ama burada Eurobondlar yok, unutmayın. Onlar çünkü döviz bazlı. Fon sepeti fonlarının gene TL bazlı olanları ekranda görüyorsunuz. Aşağı doğru geldiğimizde hisse senedi fonları gelecek. Onlar da zaten uzun bir süredir stopajın sıfır olduğunu söylemiştim. Hisse senedi fonları Türk lirası bazlı, yabancılar dahil değil yine. Katılım fonları var faize duyarlı yatırımcılarımız için. Onların TL olanları yine. Altın fonları, kıymetli maden fonları bu avantajdan yararlanıyor. Bir de para piyasası fonları hocam. Hocam bunları peki gelire göre sıralama imkanımız da var mı? Yani mesela şimdi bunları buraya koyduk ama belki yatırımcılar evet hem stopaj avantajına sahip olayım hem de bir de bunları gelire göre göreyim. Yani getirisi en yüksek olandan en düşük olana göre bunu da yapabiliyor muyuz? Öyle bir imkan var mı? Evet, bu sayfada bir başka sekme var, o performans sekmesi. O sekmeye tıkladıklarında bu fonları getirilerine göre de sıralayabilirler istedikleri vadede. Bir yıl, işte 6 ay ne kadarlık vade isterlerse. Evet, bu bireylere getirilmiş olan bir avantaj. Tekrar bir not düşelim. 30 Haziran'a kadar, belki Allah söyletti diyeyim, herhalde uzayacak. 30 Haziran'a kadar bir vergi avantajı sunulmuş durumda. Ama bunun uzama ihtimalini ben çok muhtemel olarak görüyorum. Muhtemelen uzayacaktır. Biz gene de uzamama ihtimaline karşı bunu inceleyelim istedik. Peki kurumlar bazında, peki kurumsal yatırımcılar için de böyle bir avantaj var mı hocam? Evet, yeni gelen bir tebliğ var. 15 Nisan tarihinde açıklandı. O da şu: şirketler eğer ünvanında TL ibaresi geçen fonlardan satın alırlarsa bu fonlardan elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden muaf olacak. Dolayısıyla bu tebliğ yayınlandıktan hemen sonra portföy yönetim şirketlerimizin büyük bir kısmı bu konuda hummalı bir çalışmaya başladı ve fonlarının bazılarını izahnamesine değişiklik yaparak TL, ünvanına TL'yi ekleyerek hiç içerisine yabancı menkul kıymet koymayacağım diye izahnamelerinde yazarak yenilediler ve şirketlere bunları sunmaya başladılar. Şirketlerimiz de bu şekilde bu avantajdan bu tür yatırım fonlarını satın alarak faydalanabilirler. Evet, aslında şirketler için baktığımızda oldukça da yüksek bir avantaj bu. Yani kurumlar vergisi konusu daha evvel KKM'de de çok ciddi bir şekilde ne kadar büyük kurumlar açısından avantaj sağladığını görmüştük. Şimdi bu aynı şekilde yatırım fonları üzerinden de devam ediyor gibi gözüküyor. Var mı hocam başka bu konuyla ilgili ekleyebileceğimiz hususlar? Bu listeyi sürekli biz yeniliyoruz. İyi Gelir Fon platformundan bu fonlara bakabilirler, takip edebilirler izleyicilerimiz. Bunu söyleyelim bilgi olarak. Ve ben bütün izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet, sevgili izleyiciler, çok teşekkür ederiz. Gene bugün bize katıldınız. Gene çok değerli bilgilerle, sevgili Serra Hoca'nın bilgileriyle donandık. 30 Haziran'ın son bir tarihi olduğunu ama uzatılma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyerek ben de hepinize mutlu, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler.